Merhaba, bu videoda size Kindle e-kitap okuyucularınıza bir kitap göndermenin en kolay yöntemi nedir? Bundan bahsedeceğim. Anlatacağım bu yöntemi uygularsanız eğer, sadece Kindle cihazınıza göndermekle kalmayacaksınız. Aynı zamanda eğer Kindle hesabınızı iPhone ya da Android gibi akıllı telefonlarda da kullanıyorsanız, bu cihazlara da aynı kitabın gönderilmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdi gelin yavaş yavaş bu yönteme bakalım. Kindle'ın ayarlar bölümüne gelirseniz kullanıcı hesabınızın yer aldığı ayarların en alt bölümünde sizin için özel olarak oluşturulmuş @kindle.com ile biten özel bir e-posta atandığını göreceksiniz. Ve bu e-posta ne işe yarıyor diyecek olursanız biz doğrudan işte Gmail, Hotmail gibi farklı hesaplarımızdan doğrudan burada yazan mail adresine örnek olarak eke bir PDF ya da Mobi gibi Kindle'ın desteklediği formatta kitapları atarsak eğer göndereceğiniz bu mail sayesinde o ekte yer alan kitap hem Kindle cihazınıza hem de telefonunuza aynı tek seferde gönderilmiş oluyor. Bu sayede siz o kitabı isterseniz Kindle'da başlayıp telefonda okumaya devam edebiliyorsunuz ya da tersini yapabiliyorsunuz. Yani böyle bir senkronize kullanma imkanı sağlamış oluyor. Bu açıdan oldukça güzel bir yöntem ve örnek olarak şöyle de kullanabilirsiniz. Mesela mail adresinizi yani Kindle uzantılı mail adresinizi bir arkadaşınıza verdiniz. Ve arkadaşınız size bir kitap göndermek istiyor diyelim. Doğrudan size bir mail atarak hem Kindle cihazınıza hem de biraz önce bahsettiğim gibi telefonunuza, iPad'inize ya da her nerede kullanıyorsanız Kindle uygulamasını oraya da bu kitap gönderilmiş olacak. Böylece siz ayrı ayrı cihazlara göndermek zorunda kalmayacaksınız. Yine mail atmanın dışında şundan da bahsedeyim. Amazon'un kendi uygulaması da var. Send to Kindle diye bir uygulaması var. Bunu Mac ya da Windows kullanıyorsanız bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdikten sonra ilgili dosyayı doğrudan sürükleyip uygulamanın üzerine bırakıyorsunuz. Ve bu işlemden sonra o Send to Kindle uygulaması size bir de seçenek sunuyor. Sadece bunu Kindle'a mı göndereyim yoksa diğer cihazlara da göndereyim gibi böyle checkbox'lar yer alıyor. Siz oralardan istediğiniz cihazı işaretleyip sadece o cihazlara gitmesini ya da tüm cihazlarınıza gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Böylece sadece bir mail atarak kitaplarınızı cihazınıza aktarmış oluyorsunuz. Benim uzun süredir kullandığım yöntem bu şekilde. Tabii şimdi aklınıza şu soru da gelebilir. Ben hani mail atarken tek kitap değil de çoklu kitap göndermek istiyorum. Ne yapabilirim diye. Benim önerdiğim yöntem genelde tek kitap yönteminde işe yarıyor. Ve şundan da bahsedeyim. Hani Kindle'a tek seferde ben böyle çok kitap göndermeyi sevmiyorum. Çünkü bu sefer kitaplar çok fazla birikiyor. Ve bolluk paradoksu dediğimiz olaya da girmiş oluyor. Yani önünüzde çok fazla seçenek oluyor ve bu sefer hangisini okuyacağınıza karar veremiyorsunuz. Eğer siz de böyle bir zorluk yaşıyorsanız size önerim bir kitap atın. Sadece okuyacağınız kitabı atın. Ve o kitabı bitirdikten sonra yeni kitaplara geçin. Böylece size sunmuş olduğum yöntemi de çok rahat bir şekilde kullanabileceksiniz. Yani her seferde tek kitap göndereceksiniz. Bunu isterseniz hani Kindle'ı direkt bilgisayara bağlamaya gerek kalmadan bir mail adresinizden işte telefonunuzdan olur ya da başka bir cihazdan olur. Kendinize mail atarak Kindle'da ve diğer cihazlarınızda bu kitabı okumaya başlayabilirsiniz. Eğer Kindle'la ilgili merak ettiğiniz başka sorular varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Onları da yanıtlamaya çalışacağım. Böyle ara ara Kindle'la ilgili ipuçları vermeyi seviyorum. Çünkü ben nasıl kullanıyorum, hani sizin için neler paylaşabilirim bunları anlatmayı seviyorum. Eğer dediğim gibi sorularınız olursa bunları yazmaktan, sormaktan çekinmeyin. Eğer bu tür içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olma noktasında desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.